Herkese merhabalar arkadaşlar. Merakla beklenen General Mobile'in yeni modeli ofisimize ulaştı. Biz de kutusunu açalım istedik sizlerle beraber. Ama kutu açılımına geçmeden önce bakın jelatini görüyorsunuz. Bir ince geldi kutu bana. Diğer modellerine göre biraz daha incelmiş geldi. Acaba hani bunun içerisinden de adaptörü çıkardılar mı? Kulaklığı çıkardılar mı diye insan bir düşünüyor. Şimdi kutuyu beraber açtığımızda göreceğiz. Ama derseniz önce şu jelatini bir yırtayım. Özelliklerinden bir bakalım. Özellikleri zaten kutunun üzerinde. Hepsini yazmışlar. Yani bütün özellikler kutunun üzerinde görünüyor. Baktığımız zaman arkadaşlar Android 11 ile geliyor. 6.78 inçlik Full HD Plus çözünürlükte bir ekranımız bulunuyor. 108 megapiksellik bir kameranın öncülük ettiği dörtlü bir ana kamera modülümüz var. 16 megapiksellik selfie kamerası, MediaTek G95 Yonga seti, 8 GB RAM, 128 GB dahili depolama, microSD kart desteği de bulunuyor bu arada. 5000 mAh'lik batarya, 18 Watt'lık hızlı şarj desteği, ekran altı değil galiba bu, normal parmak izi okuyucusu ve NFC özellikleri mecbur. Şöyle bir, nereden şu etiketi bir sökelim, telefonumuzu açalım. Genel itibariyle bakıldığı zaman özellikler klasik General Mobile çizgisinde diyebiliriz. Çok kötü değil. Tabi burada fiyatı da önemli. Genele baktığımız zaman General Mobile'in GM21 falan, GM21 Pro modelinde genel itibariyle piyasa ortalamasının altında bir etiketle gelmişti. Bu arada ben bunu açamadım. Şurayı da şey yaparsam açarım muhtemelen. Dolayısıyla bu fiyatın da piyasa ortalamasının altına gelmesi demek arkadaşlar. İyi bir satış fiyatı anlamına geliyor. Evet şöyle bakın direkt böyle. Tanıştığımıza memnun oldum diye bir kart geldi önümüze. Bu güzel düşünülmüş aslında. Şimdiye kadar diğer kutularda görmemiştik. Şöyle çıkıyor mu bu? Evet çıkıyor. Şöyle telefonumuzu alalım şuradan. Hop telefonumuzu aldık. Şimdi telefona birazdan geleceğiz arkadaşlar. Kutu inceldiği için acaba aksesuarlarda bir azalma oldu mu dedik. Ama olmamış. Gördüğünüz gibi burada yine adaptörümüz bulunuyor. Şurada bir hop çıkartalım şöyle. Tip C kablomuz diye düşünüyorum. Evet. Tip C kablosu bulunuyor ve evet General Mobile yine kulaklığı da kutu içerisine dahil etmiş. Şöyle bir kulaklığımız mevcut. Biraz demode kaldı artık bu kulaklıklar ama şöyle bir kulaklığımız yine kutu içerisinden çıkıyor. Meraklıları için söylemiş olalım arkadaşlar. Şurada da yine bakalım ne var, garanti belgesi falan vardır muhtemelen. Evet garanti belgesi, sim kilidi, iğnesi vesaire vesaire. Burada tek eksik Çinli üreticilere göre içerisinden bir kılıf çıkmaması arkadaşlar. Biliyorsunuz o telefonların içerisinden kılıf da çıkıyor. Şöyle telefonun şu e-mail numarasını sökeyim. Şöyle alayım şunu şu kenara. Heh. Gördüğünüz gibi burada dörtlü bir ana kamera modülümüz bulunuyor. Tabi bu kamera gerçekten 108 megapiksel mi yoksa upscale edilmiş bir modül mü onu incelememizde öğreneceğiz arkadaşlar. Şu da telefonumuzun ön yüzü. Şöyle çıkartalım şunu. Dilerseniz bir açalım. Şurada power tuşundan. Açalım. Parmak izi okuyucusu bu arada arkada değil. Dolayısıyla şurada muhtemelen power butonunun üzerine yerleştirilmiş. Damla çentikle gelmek yerine burada bir delikli ekran tasarımından bahsetmek mümkün. Alt çerçeve bir tık kalın ama yan çerçeveler vesaire gayet ince arkadaşlar. Telefon genel hatlarıyla güzel. Tasarım olarak güzel. Bu renk de güzel. Siyah beyaz veya da siyah gri bir tarzı var. Şuralara göre daha koyu bir renk var. Mesela buralarda daha açılıyor. Özellikle ışığa tuttuğunuzda çok belli ediyor kendini. Şöyle tuttuğumda evet bayağı ışıkta belli ediyor. Kamera kurulumu güzel. Şuraya flash ışını yerleştirmişler. Güzel görünüyor. Yani telefon tasarım anlamında çok kötü değil. Gayet güzel hatta yani. Önümüzdeki günlerde bunun incelemesiyle karşınızda olacağız. Bakalım telefon bizlere neler sunuyor, neler sunmuyor. Bunları hep beraber görmüş olacağız arkadaşlar. Elbette bu telefonun başarılı olmasındaki temel nedenlerden birisi az önce de bahsettiğimiz gibi nedir? Fiyatıdır arkadaşlar. Dolayısıyla uygun bir fiyatla gelecekse eğer bu telefon yine başarılı olabilir. Tabii günün sonunda geldiğimiz zaman sadece fiyat ya da telefon donanımından ziyade işte bizlere sunduğu özelliklerden de ziyade, teknik donanımdan da ziyade ne önemli? Tabii ki servis kalitesi önemli. Biz bu servis kalitesinden de vesaire de bahsetmek istiyoruz sizlere açıkçası. Hani son dönemde General Mobile ile ilgili bazı söylentiler vardı. Çoğu servislerinin kapandığı, birkaç tane servis noktasının kaldığı vesaire. Bunlarla da ilgili ufak bir çalışma yapacağız ve bu konu hakkında da sizlere en net bilgiyi vermeye çalışacağız arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde arkadaşlar GM22 Pro'nun incelemesinde yeniden sizlerle birlikte
birlikte olacağız bu süre içerisinde. Bizleri kanalımızdan takip etmeyi unutmayın. Özellikle de bu cihazın teknik servis tarafında kafanıza takılan soru işaretleri varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Biz de bunları en azından incelememizde sizlere cevap vermeye çalışmış oluruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.